Evet, herkese günaydın. Günaydın diyeyim. Günaydın. Biz bebeklerimizi aldık. Bugün yine bit pazarına gidiyoruz. Bugün de yine büyük bir bit pazarı var bulunduğumuz şehirde. Hep beraber gideceğiz. Orada seni gideceğiz. Bakın yolumuz da bu şekilde. Güzel, ağaçlıklı, ormanlıklı bir yoldan bit pazarına gidiyoruz. Evet, şimdi arabamızı park ettik. Bit pazarına doğru gidiyoruz. Hazır mıyız? Ha? Evet. Benito. Hazır mısın? Dafin hazır mısın Dafin? Hadi bakalım yürü. Vardı. Evet, nereden başlasak acaba ya? Yine kocaman bir floormarka geldik. Bakalım bakalım. Oo, burada bakın parfümler var, deodorantlar var. Bunlar büyük ihtimalle marketlerde şey örnek amacıyla kullanılan parfümler, deodorantlar. Yani genelde insanlar bunları deniyorlar, daha sonra parfümün paketini satın alıyorlar. Yine oyuncaklar. O ne ya? Bir tane figür 2 euro. Evet, burada güzel bir müzik aleti gördük. Antika akordeon. Bekle 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 bakalım, dur, acele etme, dur ya, baby geliyor. Güzel bir, bakın, elektronik araba bulduk ama çalışıyor mu çalışmıyor şu anı bilmiyoruz. Evet, ne var bakın, buralarda böyle çocuk kitapları var, çocuk malzemeleri, oyuncaklar, bir sürü oyunlar var. Hiç gidip yenisine para vermeye gerek yok çünkü yenileri bunun daha pahalı. Burada çeşitli kıyafetler var. Bakın hepsi az kullanılmış ve çoğu kullanılmamış. Yepyeni malzemeler. Evet, o uzaktan kumandalı arabayı aldım. Birisi kaça aldın onu? 4 euro'ya çok güzel bir uzaktan kumandalı araba aldık. Ne kadar aynı söylese bakalım diye. Ne kadar güzel bir şey. Kocaman ya. Evet, biz bebekleri böyle alışveriş arabasının içerisine koyduk. Bu şekilde yürümek daha rahat oluyor. Yoksa çok yaramazlık yapıyorlar ya. Şimdi bu genelde bir pazarını yani az sosyal insanlar yapmıyor Almanya'da. Şimdi az önce bir çocuk vardı, bizim oğlumuza matematik dersi veriyordu. O dahi eşi, kız arkadaşıyla gelmiş, floormarket yapıyor, yani bit pazarı yapıyor. Çocuk yani çok iyi bir okulda okuyor, matematik öğretmeni olacak. Eşi de aynı zamanda hukuk okuyor, yani avukat olacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Onlar dahi hobi mahiyetinde ve ek gelir elde etmek amacıyla, çünkü bunlar öğrenci, buraya gelip böyle malzeme satıp masraflarını çıkartıyorlar. Oy 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 oy. Evet, beğendiğini al götür. Tanesi 1 euro. Ya o kadar fazla kıyafet var ki buralarda. Kendinize uygun muhakkak bir şeyler bulabilirsiniz. Bakın şurada yine çocuk eşyaları var. Bir sürü. Ya balık tutmaya meraklıysanız bakın olta dahi var burada. Oltalar da satılıyor. Şu alanda güzel eşyalar var. Bakın böyle antika, bir tane vazo var. Çok güzel bir şey var. Tam bir bahçe dekorasyonu olabilir o. Şu alanda yine çocuklar için montlar var. Tanesi böyle 3 euro satıyorlar. Çeşit çeşit. Evet, o göstermiş olduğunu bakır şeyi aldık. Ha, onu oraya koyalım, doğru. Ama düşünmeyelim ya. Bakın şu şekilde 17 euro satın aldık. Aslında normalde bütün ihtiyaçlarınızı böyle bir pazarda karşılayabilirsiniz. Ne aldın sen kendine? Çok güzel bir oyuncak almışsın. Aferin sana. Böyle bit pazarına geldiğimizde ne kadar gereksiz alışveriş yaptığımızı daha iyi anlıyorum ben. Çünkü bakarda böyle para vermişler almışlar, para vermişler almışlar ve ne yazık ki kullanmamışlar. Yepyeni çanaklar, çömlekler, süs eşyaları. Yani aslında insanlar böyle alışveriş yapma şeyinin biraz öne geçmesi gerekiyor.
Bakın şu ne kadar güzel kıyafetler var. Kışlık kıyafetler. Evet, şu alanda çok güzel bir böyle denizci lambası var. Ama ne yazık ki 200 euro istiyorlar ya. Evet, yine bu alanda yeme içme yeri kurmuşlar. Burada yine güzel yemekler satıyorlar, sosis satıyorlar. Bu ne bu ne de? Bu da dönerci, Yunan döneri. Domuz etinden yapılan Yunan döneri. Şurada dondurmacı var. Oo, kocaman kocaman kamyonlar. Çocuklara al götür, al götür, al götür. Yine oyuncaklar var burada. Evet, burada da güzel bir resim var. Bakın böyle 14 euro'ya el işlemesiyle yapılan bunlar resimler. Güzel bir dağ manzarası var. Evet, çeşit çeşit fincanlar, seramik takımlar, çay, kahve takımları. Ne kadar? Ve 2 euro. Tanesi büyük ihtimalle 2 euro satıyorlar. Evet, burada güzel yemek takımları var. Çatal, bıçak takımları. Sağ tarafları seramik. Güzel güzel takımlar ya. Sen ne yapıyorsun burada? He? Bir sürü oyuncak aldın sen kendine. He? Şeker kız. Oy yavrum benim ya. Evet, insanların müsrifliğinden kaynaklanan bu bit pazarı aslında çok avantajlı. Yani sürekli para harcıyoruz. Kullansak da kullanmasak da o anki psikolojimizi rahatlatmak amacıyla eşya satın alıyoruz ve kullanmıyoruz çoğunu. Ama böyle bit pazarlarını da getirip tekrar hepsini satıyorlar. Yani bu hastalıktan vazgeçmemiz lazım. Alışveriş yapmazlığımızdan vazgeçmemiz lazım. Bir ihtiyacı olan insan da önce bit pazarına gelsin. Burada her şeyi bulma imkanınız var. Çocuk kıyafetlerinden, ne bileyim, mutfak eşyalarına dair her şeyi bulma imkanınız var. Evet, şu ileride benim sevdiğim bölüm var. Bakın böyle bahçe figürleri satıyorlar. Oo, biz bunu zaten tanıyoruz ya. Ara sıra satın da alıyoruz. Ne buldun beni bana? Oo, çok güzel. Bahçe için böyle aslan figürleri, melek figürleri, kartal figürleri, köpek figürleri ne ararsınız var burada. Evet, şurada figürlerde en küçükleri 12 euro. Onun daha da küçüğü 6 euro satıyorlar. Ama pazar yapma imkanınız var. Evet, müzik aletleri, bisikletler, hatta şu yürüme. Evet, şurada kıyafetler var. Tanesi 4 lira, 4 euro. Hemen yine yan tarafta kıyafetler var. Onları 5 euro satıyorlar. Evet, şu alanda oltalar var. Bakın oltaların tanesi, hatta en iyisini sorduk, 10 euro. Şöyle göstereyim size. Böyle bir tanesi bunun 10 euro. Ama içinde daha ucuz olanları da var. Sen gel kamerayı çek. Neredesin? Prensesimizin burada. Ya burada genelde kıyafetler çoğunlukta ama onun dışında da ya aklınıza gelebilecek her şeyi bulma imkanınız var. Bakın o aslında az önce sormuş olduğum oltalar ya 100-150 oradan başlıyor ama burada 10 euroya en iyisini satın alabiliyorsunuz. Daha 5 euroya da satın alma imkanınız var. Yani sizin ihtiyacınızı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz bu şekilde ucuz ürünlerle. Bunun çoğu dediğim gibi yani bir defa kullanılmış veya çoğu hiç kullanılmamış olan kıyafetler, eşyalar. Kocaman bir alan ya. Başı sonu belli değil. Evet, şurada eski plaklar var. Onlardan bizim evde de var bir sürü. Eski taş plaklar. Ne yapıyorsun? Oraya koyma onu, düşürürsün. Yok. Kaç para iki tane büyük zürafa? Evet, çok güzel bir kufa bulduk. Yani, wow, ve bu kocaman şeyi 10 euro'ya aldık. Çok güzel.
Ya bakır şey bu, sürahi. Evet. Kocaman. Onu dekorasyonu kullanacağız, tamam mı? Bakın şurada eski bir gramofon varmış ama satmışlar onu. 50 euroya satmışlar. Yani onlar güzel dekorasyon olabiliyor ev için. Her zaman çıkmıyor bu o gramofonlardan. Ya kapmışlar ama ya. Evet, bizim bebekler hazır. Bakın burada yine ayakkabılar var, eski ayakkabılar. Bakın arkada böyle sandalye satıyorlar. 4 tane sandalye var, tanesi 50 euro. Belki 4 tanesi de 50 euro olabilir. Bence 4 tanesi 50 euro. Esin, okey. Şu alanda bak, elektronik eşya var. Hatta az önce bir drone gördüm bununla ilgili. Navigasyonlar, droneler. Fakat böyle bir yerden drone almak tehlikeli olabilir. Drone düşürdü. Hop, ne aldın sen gene? Ne aldın sen kendine Dafin? Dafin doldurdunuz valla arabaya ya. Bak bak, kadran çarpacak. Mami ne aldı Dafin? Yok mu bir şey bu sefer? Ya baby hund. Evet bakın yani burada bir sürü taşıyor, çantalar var. Ya aklınıza gelebilecek her şeyi bulmuyoruz kendinizle. Buraya geliyorsun, bir ürün muhakkak zaten cezbediyor. Al beni, al beni diyor size. Ve satın alıyorsunuz. Şuna bakın, taş yıkama makineleri falan da var. Kaldırım yıkama makineleri. Ooo. Basit ses. He? Sen ne aldın? Dünya topu almışsın sen de. Evet, bebeklere birer tane krep aldık. Çikolatalı. Şimdi onları yiyorlar. Leka. Güzel, lezzetli mi? Ha. Hadi bakalım Benito. Hadi, ben sana gidelim. Gel aç ağzını. Hoppadik. Aferin sana. Aferin sana. Evet, alışverişimiz bitti. Bakın böyle bir sürü. Biraz sonra göstereceğim ne aldıklarımızı ben size. Böyle yavaş yavaş şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Bugün pazar normalde. Pazar günü yapılan bir bit pazarındayız. İnsanlar buraya böyle gezmek amacıyla geliyorlar. Annen nerede Ernest? Dafin, beni. Pazar günü insanlar böyle geliyorlar, bit pazarına geziyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Hem de yürüyüş yapmış oluyorlar bu şekilde. Nerede gide kaldı anne? Boys mommy? Ha. Bak mami. Yine oyuncak almışlar, yine oyuncak almışlar ya. Ne aldın sen? Ne aldın sen? Oo, bir prenses arabası almış ya. Evet bakın, Flowmart'tan yani bit pazarından aldığım malzemeler bunlar. Çok güzel bir böyle dekorasyon malzemesi aldık. 17 euroya. Bunu aldık. 10 euroya aldık. Ve oyuncaklar falan aldık ya, böyle yaklaşık böyle 30-40 euro falan para harcadık galiba. Bir sürü bakın ne kadar güzel malzemeler. Herkes çok mutlu hayatında değil mi şu anda? Alışverişimizi yaptık. Ama bu gerçekten... Yani bu aldığımız vazo dekorasyon gerçekten çok güzel bir malzeme. Eski bunlar hepsi. Antika. Şuradan göstereyim. Üstünde çok güzel figürler var. Bu aldığımız kufa da yani bakır da adamın böyle anneannesinden kalmış. Evet, böyle tekrar baştan bir göstereyim bakın. Ne kadar güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Şurada kocaman dekorasyon malzemesi. Evet, bir bit pazarından sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Like yapabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz.
Hatta böyle bu şekilde Almanya'ya dair istediğiniz videolar varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Biz de ona göre video çekmeye çalışırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün pazar. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. İyi hafta sonları. Ailenizle güzel bir zaman geçirin. Bol bol eğlenin. Kimseyi kırmayın, üzmeyin. Hayat çünkü olumsuzluklarla yaşamaya değmiyor. Ne kadar mutlu olursanız çevrenizdeki insanlar da o kadar fazla mutlu oluyor. Yani dışarıya böyle pozitif enerji verin. Herkes sizi sevsin, siz insanları sevin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.